Merhaba değerli izleyenler, Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta'da 23.09 ve 23.42'de iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sütçüler Şeyhler olan deprem 23.09'da meydana geldi. Şiddeti ise 3 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.2 olarak ölçüldü. Merkez üssü Sütçüler Şeyhler olan depremin ardından saat 23.42'de merkez üssü Sütçüler Çandır olan 2.5 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. Deprem Isparta merkezinde hissedildi. Adana'da hem depremzede hem de SMA tip 2 ölümcül kas hastası Coşkun Karan Çakır bebeğin valilik onaylı kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 5 Mart 2023 tarihinde saat 20'de Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konserin geliri SMA hastası Coşkun Karan Çakır yararına bağışlanacak. Biletler ücretli olup Ezgi Kitabevi, Gramofon Sanat Kafe, Analog Plak ve Kahve Evi, Sessiz Kafe ve Hane Kafe'den edinilebilir. Yalvaç'ta 7 Şubat 2020'de çıkan ev yangınında hanım Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 3 kardeşin otopsiyle karbonmonoksit zehirlenmesi ve canlı yanık sonucu öldüğü belirlendi. Yangında çocuklarını kaybeden aile Yalvaç Belediyesi itfaiyesinin geç müdahale ettiği, merdivenli araç getirilmediği, personelin yeterli teçhizata sahip olmadığı, oksijen tüplerinin boş olduğu ve 3 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikayetçi oldu. Duruşmalarda dinlenen tanıklar itfaiyenin geç geldiğini öne sürerken sanık itfaiyeciler ise suçlamaları reddetti. 13 Şubat'ta görülen davanın son duruşmasında sanıklar beraat talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılamada sanıkların üstüne atılan suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığını, suçun sübuta ermediğini, bu nedenle istinaf ve yargıtay yolu açık olmak üzere ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Yangında 3 çocuğunu kaybeden Süleyman ve Cemile Altınbaş'ın avukatı, Murat Çağrı Yıldız karara itiraz edeceklerini belirtti. 27. dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Malatya'ya gitti. Cesur şu sözleri sarf etti. Malatya'dayız. Deprem güzel Malatya merkezini yerle bir etmiş. Yürek dayanmıyor. Kendileri de depremzede olmasına rağmen bir kenara bırakıp canla başla hemşerilerine yardıma koşturan İl Başkanımız Hakan Yılmaz ve İYİ Parti Malatya Teşkilatımıza minnettarız dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Berberler ve Kuaförler Odası üyelerince ilimizdeki depremzedelerin saç ve yüz bakımları ücretsiz olarak yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak gönüllü berber ve kuaförler Mihri Hatun Yurdu'nda misafir edilen depremzedelere saç ve yüz bakım hizmeti verdiler. Berberler Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Isparta Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde Berberler ve Kuaförler Odası olarak deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı sevindirmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek adına kıymetli üyelerimizden gönüllü gelen kardeşlerimizle Isparta'da bulunan bütün yurtlarda misafir edilen depreme maruz kalan misafirlerimizin, büyük, küçük, bay bayan vatandaşlarımızın tıraş ve bakımlarını yapmış bulunmaktayız. Desteklerini esirgemeyen bütün üyelerime, meslektaşlarımıza, Isparta Berberler ve Kuaförler Odamız adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. İyi ki varsınız dedi. 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Genel Kurulu'nda Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural yeniden başkan seçildi. Başkan Tural deprem felaketinin yaralarının devlet-millet işbirliğiyle en kısa sürede sarılacağını söyledi. Halkbank Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler de Başkan Tural'a teşekkür ederek böyle bir aile ortamında işbirliği içinde çalıştığımız için çok şanslıyız dedi. Kurula Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, KOBİ ve Ticari Pazarlama Bölüm Müdürü İbrahim Serkan Akbaş, kooperatif ve oda başkanları katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 23 Şubat'tan itibaren ise benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,29 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,94 liradan satılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yaralara neden olan depremlerde afet bölgesine destek için giden Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı araç afet bölgesinden dönerken kaza geçirdi. Çarpışmanın etkisiyle diğer araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Sinan Aydın, KFK Medya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Kubilay Kapı ile bir araya gelen Aydın, TV32 ekranlarına özel bir röportaj verdi. Röportaj esnasında bütün şeffaflığıyla sorularımıza cevap veren Sinan Aydın, esnafların ve halkın aklına takılan soruları yanıtladı. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri seyircilerimizin daha yakından tanıması için sormak istiyorum. Sinan Aydın kimdir? Öncelikle ben bu imkanı verdiği için TV32 ailesine çok teşekkür ediyorum. Kubilay Kapı ve arkadaşlarına başarılar diliyorum böyle bir imkanı sundukları için. Ve Isparta'mıza böyle bir TV kanalını sundukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sinan Aydın kimdir? Sinan Aydın 1975 Isparta doğumlu ve yaklaşık 22 yıldır da Bakkallar Odası'nda çeşitli görevlerde çalışıp yaklaşık 20 yıldır Bakkal Odası Genel Sekreterliği yapıp 16 Ocak 2022'de de bulunduğum kurumun başkan olarak görev yapmaktayım şu anda. Isparta Bakkal Odası Başkanıyım. Hı hı. Sizin başkanlık yaptığınız oda dahil olmak üzere diğer odalar esnaflar için ne gibi bir avantaj sağlamakta? Esnaflar niçin odalara kayıt olurlar? Şimdi Isparta'mızda yaklaşık 27 tane odamız var. 12 tanesi Isparta Merkez, 15 tane de ilçeler olmak üzere. Şimdi odalar deyince, odalar sadece aidat almaktan ibaret gibi görünse de şimdi Bakkallar Odası ya da küçük esnaflarda kayıtlı üyelerimiz ne gibi imkan sunuyoruz derken mesela en basit esnaf kefalet kredi kooperatiflerinden sadece bizim esnaf teşkilatına, esnaf odalarına kayıtlı odalarımızın üyeleri yararlanabiliyor. Bunun yanında belediyeden iş yeri açma ruhsatı alacağımızda yine oda faaliyet belgesi gerekiyor. İmza sürküsünü gene biz noterden ucuz olarak diyeyim hani rekabet anlamında değil. İmza sürküsünü oda olarak verebiliyoruz belli kurumlara. Bunun yanında bankalardan post makinesi alınacağında gene odamızdan oda faaliyet belgesi alarak bunlara yardımcı olabiliyoruz. Kurum ve kuruluşlarda herhangi bir sıkıntı olduğunda birebir üyelerimizin yanında oluyoruz gece gündüz demeden. Hani bu bütün üyelerimizi ilgilenen hani sadece aidat almaktan ibaret değil odalarımız. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.